yukarıda etilgen oşa tergib üslubumuz. Oşa bolanı, farzantını, şagirdini oşa kızıktırıp onge Kur'an'ını oşa sevdiriş üslubu bugün oşa hatim üslubuge salıştırgımız gerek. Biz yukarıda misal verdik. Ötken Kurban haytada tör yarım yaşar bola otalar ab geldiler. Ular mana şu mektepten evvelki yaşta otalari olib kelib 7 marta xatm qilganligini ko'rdim va eshitdim, ravon o'qiyapti. Xuddi yodlagan biri kabi. Mashalloh. Go'yingi yodlagan. Ular nima qilganlar? Ular o'sha muallimi saniydan bitta avval o'qitib, keyin chiqishligi bilan Qur'onni yodlashlikka uni buyurmaganlar. O'qishlikka. O'qishlik azgina o'ynaydi, mana uy sharoitida shunday. Hatto men ularni uydagi holatlardan bir video parchalarini ko'rdim. Maşallah. Şunday katta bir zalda oyuncaklar, bollarını o'sha qiziqtiradigan her bir oyuncaklar qo'yilgan. Hatta ichida mesela kattaligi sharik toplar, bu nima plastik. O'shaning üstüge oyna. Yana bir qanaqa degan halinchak o'xshagan narsalar. O'g'il bollarga mashinachalar, qizchalarimizga qo'g'irchoqlar. Uyini bir bog'cha. Bir bog'cha sharoitiga qilganlardan zallariga katta qilib o'sha o'yinchoqlarni qo'yganlar. Bola bu yerda o'ynayapti. Kim o'ynasa, unga mana sovg'a o'ynaydi. Kim ya'ni yotlasa, kim o'sha o'ynasa, o'ynar ekan yotlashga keladi. Va unda qanaqa qilyapti? Hammasini bir vaqtda o'zi o'ynatmayapti. Masalan, 3-4 ta bola bo'lsa, o'shalarga targ'ib berib, o'qib bergan yuguradi. U biri yana o'qib turadi. Yana bir müddet kelyapti da bollarga hammasi o'yinga bir vaqt beryapti çünkü u bir-birlari bilan shunaqa o'ynasin, alishsin, o'sha o'zlarini, zavqlarini, shu bilan zavqlansin deya. Mana shu holatda ko'ryapsizki, qarang, kuniga 5-6 soatlari ham o'yinda, ham xursandchilik. Qarang, Qur'onni o'yin bilan berganligi uchun Qur'onni tez o'qib qo'yapti-da u. Mashalloh. Ya'ni o'yinda Qur'on bor, Qur'onda o'yin bor, zavq bor, shavq bor, lazzat bor degan narsani uning nafsiyoti mana shunday qabul qilyapti. Mashalloh. Dunyoda keyin faqat Qur'on o'qishlikdan boshqa lazzatni bilmayapti. Mashalloh. Demak, muallimi saniydan chiqqanimizdan keyin tatalab o'qita boshlaymiz. Sizlarga yuqorida aytilgan uslubni aynan o'sha targ'ib uslub, xatm uslubini qo'llaymiz. Bolaga yodla demaymiz. Qarang, agar bolaga yodla desangiz nima bo'ladi, bilasizmi? Bir betni yodla, ikki oyatni yodla desangiz, bolada shunday har birida 99% shunday tushuncha bo'ladi, unga qanaqadir o'zini nafsoniyati xohlamagan bir yukni yukladingiz. Bezib qoladi. Beziydi u. Bir betni yodla desangiz, burchakda o'tiraveradi, o'tiraveradi, sizni ham yomon ko'ra boshlaydi, u qo'lda turgan kitobni ham yomon ko'ra boshlaydi. Alloh asrasin, men o'zim hayotimda bundaylarni ko'p ko'rdim. Kelgan qorlar, o'zimizdan kelganlar, sog'lom qorlar. Ammo muallimi saniyga tushirganimizda ukam Abdullohga aytyapti. "Ey qoraga, shuni o'qimaylik, men ilm o'qishga keldim, qo'ying" deyapti. Subhanalloh. Hatto shu darajada bezigan. Qarang, eng ofati qayerda? Hatto aytyaptiki, ustozlarim o'sha adashgan joyimda urgan paytlari bo'lgan, o'qiyotganimda, namozda turib o'qiyotgan paytimda o'sha oyatni o'qib qolsam xatimda ustozning zarbasi o'sha oyat bilan keladi deyapti. Qarang, boyagi yuqorida aytilgan uslubni tom aksi. Ularga o'yin, Qur'on o'yin, lazzat, shunaqa bir zavq, shavq deya kirgan, ana u bolaga zarba bilan kirgan. Bir xil oyatlarda, hatto xatm Qur'onlarda turganimda shunaqa yelkalarim qoqilib ketadi. Nega? O'sha paytda men zarba yeganman-da deydi. Saqlanib qolgan. Saqlanib qolgan. Qur'on ularga mana shu zarba bilan saqlanib kirgan vujudiga. U Qur'ondan bezib bo'lgan. Uni tezda bir isloq qilishlik kerak. Tezda unga shu aqida ilmlaridan, iymondan, jannatdan, do'zaxdan xabarlarni berib, tezda sahobalar qissasi, tobiinlar hayoti, ulamolar hayotidan unga o'rnak bermasa, u ketdi, jarlikka ketib qoladi. Shuning uchun hozir eng muhim savolni berdingiz. Har bir uslubdan, ya'ni biz rozi. Her bir üslubga biz muvofiqmiz. Nima üslub bo'lsinki, bolalarimizga avvaldan Qur'onni sevdiraylik. Albatta Qur'onni sevdirishlik uyimizdan boshlanadi, yoshlarimizdan boshlanadi, mana shu üslublar. Yana nimadir qilsalar, bolalarni quvontirish yo'lida qilsinlar. Sharoiti o'rtacha bo'lganlar o'zlarini sharoitida, sharoiti yana o'zlariga yarasha mo'lchilik bo'lganlar yana mo'lchilikda. Mana shunday qilsinlar. Shunday qilsinlarki, bolaga yoshligidan Qur'ondan sevgisini bersinlar. Albatta maktab yoshlardagi uslublardan mana shu hozirgi bizda o'sha targ'ib uslubimiz, hikmat uslubimiz bu eng muvofiq, ya'ni eng to'g'ri uslubdir, chunki biz hayotimizni ko'ryapmiz. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
en hazırgı kündeki elege, dinimizdeki fikhimizi bulmaganlığı, aynen Kur'an üslubudaki, usullerdeki fikhini yokluğu. Şunun için hem ulamalarına müracaat kılayın diye mene, sohbetimizi başladı, bunlara eğitip durgan edin. Evvelen var şu ulamalarına barışlık gerek, aynen mene şu Kur'an, mene şu hazırgı saval. En bu dalzar saval, en mühim saval. Ve en o şey yiçilişliği gerek bugün bu mavzu. Niye dese, köpçilik yani aynele yollardan, Allah razı olsun. Bizge hem huddu mene şu halette etkenlerine min bazı da bedellerim cünç gibi dedi. Ha, o mektep dersi, ne mi o ders? O ders Kur'an kaytargan ders mi? Şeriatımız yok diye etken ders mi? Yok. Şeriat haram mı dedi mi? Yok ya haram mı dedi? O tergib digen. Şeriatımız her bir ilimge kızıktırgen. Mene biz daima ulamalarımızı sihirette zatlardan eytirken biz özümün odette işte Hazreti Ebu Hanife rahmetullahi aleyhine sözünü özümge, sözlerini özümge ne koyacağım ben? Bir yol koyacağım ben. Çünkü her bir insanla işte siz birgen ilminizini onlara yetkisizlik için ulamalar sihirette zatıdan bir haber birgeninizde o ulamanı kız hayalı da kura başlaydı. O ulamaya bugün sevgisi ziyada bola başlaydı. Ve sizin meclisinizde barakat nazır boladı. O şiddet 99 faiz insan sizin eğitirken malumatınızı kabul kıladı. Ben bunu hayat tecrübede görgen ben ve özümüzü, sözlerimizi işitken ben. O şeylerden Hazreti Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi şunu ile yenekenler. Siyarul kavmi hayrun li kethirun miyel fikhi. Ev kama kala. Bir kavmi, bir ulamanı sireti zatı, o zatının hayatını örgenişlik, men üçün köp fikh ilmiden evzeldir degenler. Karen, bu mesela bu kişi fikh ilmini sultanı, fikh ilmini ulaması, bulağı, fikh ilmini bizge kaldırgen zat, fikh ilmini en büyüğü uşa surette, uşa halette bizge eytiyatlar ki, bir ulamanın hayatı köp fikh ilmiden menge evzeldir. Hakikatte bir ulamanı eytseniz, bir ota o ulamaga o'xshagisi keladi. O'zi va farzandini o'sha zotga o'xshatishligini xohlaydi. Yoki o'sha zotga o'xshab bir inson, bir banda bo'lishini xohlaydi. Biz o'sha ulamolarimizni bu o'rinda siyrati zotiga qarasak, mana Imom Shofiy hazratimiz. Imom Shofiy hazrat yurganlarida foydali deb bilingan, ya'ni shariat harom qilmagan deylik, mana maktabda mana shunday. Shariat harom qilmagan har bir ilmni o'rganganlar. Hatto qarang, birida qiziq voqeada Yamanda Yemenlik ustazlardan ilmin nefs, ilmil farasa deyiladi. Şu insanla hatta bir karab onu kimligini mez. Hatta onun neme kesb iğesi ikerligini yem bilip koyadigen ilimlere kendi o ilimler. İlmil farasa. Özü bu hadisten olingan. Peygamber aleyhissalatu vesselam ittaqi farasatel mu'min degenler. Liennehu la yara illa binuril ev kama qal aleyhissalatu vesselam. Mu'minni o şef karaşı nigahdan korkun. Çünkü o karaganda Allah'ın nuru bilen karaydı degenler. Ev kama kal aleyhissalatu vesselam. Bu aslında bizge Peygamber aleyhissalatu vesselamdan bu sünnettir, ilimdir, bizge desturdur. İmam Şafii şu ilimini Yemenlik bir ustazlardan örgene yaptılar. İlmin nefsini, ilmil farasını. Keyin ustazını bir yolda ziyaretlerine kirip, ziyaretlerine kirseler iki takılla kaladı da yani bir kişi kirip icazat soruydu ki o kişinin kirişliğe ustazdan niye bir hacetleri var? Hop kirsinler. Şunu da kirişlerden evvel İmam Şafii Hazret ustazlara getirirkenler. Ustaz, eğer izin verseler, o şey kişi kirgenlerde ben özümde sizden olan ilmin bir sınav göreyim. Özünüzü, huzurunuzda bir imtihan tapşırayım. Kirgenlerine o şey kişinin kesbine etsek. İcazat verin, sizin huzurunuzda sizden olan ilmini bir sınav göreyim. Özümde bir imtihan kılayım huzurunuzda. Kirgen zatını şunu da görüp, neme kesb iğesi geldiğini etsek. Hop oladı. Kirgenlerde o kişi şunu da kirdiler, turgenlere de. İmam Şafii aytarkanlar ki Hazret bu kişi naccar yani duradgar diyorlar. Karen. Ustaz bolsalar şunday qarab, yo bu kişi cezzar. Kassab diyorlar. Şunday keyin İmam Şafii onlarga qarab, birodar sizi kesbingiz nima? Deseler kuntu naccaran vel ana cezzar diyorlar. Men evvelde yani iki ay bo'lgan ekan bo'lgan. İki ay evvel ben duradgar edim. Hazır kassap popu aldım. Kassap kesbim degenler. Gördünüz mü? Ulamalarımız meneşi ilim geçe ürgengen. Şimdi mekteplerimizde bundan hem evla buladığı ilimler ürgetlerini yaptı. Mektepsiz yok bir mektepten çıkaramayan degen
birodarlarimizga haqiqatda aytganingiz to'g'ridir. Ayting va bu so'zdan qaytaring. Maktabni o'qisinlar va maktabdan kelgandan keyin ularga bemalol sharoit bor va uslublar bor va vaqtlar bor. Maktabga ketadilar. Biz o'zimizni bolalarimizchi, bu yerda Misrda o'qiyotgan bolalar, soat 1da, 2da, Turkiyadagilar mana o'zingizga ma'lum. Mana sizning farzandlaringiz, bizning farzandlarimiz alhamdulillah ular maktablariga borib, hatto mana meni farzandlarim uzoqroq joyga borib, soat 4da keladi. Lekin kelib alhamdulillah o'sha ikkinchi o'g'lim Abdulloh kuniga 5 bora Qur'onni qaytaradi. Mashalloh. 5 bora Qur'onni qaytaradi. O'sha maktablarda alhamdulillah deb aytamiz, ustozlarini bir nazarini topgan, hamma o'sha yerdagi muallimlar uni sevgan. Lekin biron biz maktabdan olib, maktabdan qoldirib, yo'q, birinchi Qur'onni yodla, keyin maktabga bor demadik. Albatta, maktab yoshidan avval imkon qadar berdik, lekin maktabda ham yodlayapti hozir kunda. Maktabdan borib, kelib yodlab, balkim boyagi hozirgi sizga aytgan uslubda Qur'onni bir o'tirishlikda o'sha 8 soatda, 7 soatda, 6 soat o'qib berayotganlar ham ular ham maktabga boradi. Maktabni tashlab qilganlari yo'q. Demak, ular maktabdan qaytganlaridan keyin nima qilishlari kerak? Maktabdan qaytganlaridan keyin yana ularga hozirgi o'sha targ'ib hozirgi o'sha sevgi uslubida Qur'onni ular o'zi zotdan o'qishni biladi, maktabga borganlar biladi. Kunlik birinchi xatm bilan albatta shug'ullanamiz. Bir xatm, ikki xatm, uch xatm. Ammo bu yerda eng muhimi bo'lgan maktab darslarini qildirib qo'yganimizdan keyin hatto bularga 2 soatlik ham yetadi. Chunki u bolalar maktabda o'qib, u yerdagi ilmlarni o'sha nuri bilan, u yerda o'rgatilgan ma'lumotlarni barakoti bilan Qur'onni hatto ular ko'pi fahmlaydi. Aynan biz bu Misr diyoridagi bo'lganlar deymiz. Lekin ta'lim arab tilida, ammo bo'pti. Turkiyada bo'lganlar yoki bizi o'zimizni O'zbekiston diyoridagilar, iltimos qilib aytaman ba'zida, siz faqat bunga e'tibor bermayapsiz. Maktab sizga umuman bahona bo'la olmaydi. Balki maktab sizga yordamchi bo'ladi, chunki u maktabda kunlik matematikani yetishligi bilan yoki algebrani o'qishlik bilan, bir tarixni o'qishligi bilan, uni o'qishligi bilan u yerda uni zokirosini chaqlab kelyapti. Ozgina kelgandan keyin dam olish berasiz, keyin unga o'sha barnomij deymiz, o'sha dastur qilasiz. Masalan, bolam, deylik, misol uchun tushligingizdan keyin ozroq istirohat qildingiz, endi mana 4dan 6gacha shunday o'tiriladi. Lekin 4dan 6gacha o'tirilganda ham yuqoridagi aytgan holat uslub bezitib qo'ymasimiz kerak. O'sha maktab yoshidagi bola ko'proq nimaga qiziqadi? Deylik, yarim soat o'qitib, yana unga 5-10 minutlik tanaffus, bir kulgi, qanaqadir zavqlanish holatlarini yaratib berishligimiz kerakda. Maktab vojiblari, uyga vazifalarni qilib bo'lganimizdan keyin kuniga 3-4 soatda mana shu xatm uslubida ham shug'ullansak, bolamiz 1-chi yil emas, 2-chi yil emas, chunki uni maktabi bor, aytganimizdek 3-chi yillargacha yodlab bo'ladi. Aniq, faqat har kunlik uning albatta nimasi bo'lishi kerak, vazifasi bo'lishi kerak. Vazifasi bilan shug'ullanadi. Asosan biz agar ularni qiziqtira olsak, o'z-o'zidan bola qiziqmasdan yotlasa, aytdik, bizni ko'p bir mafositlarga, bir noto'g'ri yo'llarga olib boradi. Bolamizni ertaga tarbiyasi, uni dini xulqi Alloh asrasin. Hech bir otaga, onaga bunday holatlar bo'lmasin. U bola bir xunuk bir hollarga tushib qolishlik mumkin. Shuning uchun ham bizni eng hayotdagi asosiy maqsadimiz Qur'on sevgisi bo'lishlik kerak. Sevdiraylik, avvalgi yilga Qur'onni sevsin va takrorini, qanaqa takrorini faqat o'qishlayapman. Bolaga yodlamang deng, faqat o'qing deng, o'qishlik bilan bola o'zi shu bilan qiziqish natijasida ana u yillarga yoki ana u oylarga ko'rasizki, o'z-o'zidan yodlay boshlaydi. Demak, maktab yoshidagilarga ham maktablardan kelganlaridan keyin hozirgi bizni uslubni, chunki biz qo'llayapmiz-da. Bu masalan, mayli, bizning diyorlarimizda o'sha o'zimizning qorakalarimiz sana uslublari bo'lsin. Avvaliga misol uchun kunlik bir bitdan, keyin qanaqadir bir oy, ikki oy o'tgandan keyin ikki bitdan, keyingi oylarda 3-4 bitdan sanoqlarni qismlarda, xo'p, bizda ba'zi bir uslublarimizda bor, bir yodlab chiqadilarda, keyingi albatta galda takror qiladi. Shunday qilsinlar, lekin bolaga o'sha bezishlik holatini hech ham yaratib bermasinlar. Agar ko'rsalarki, bezisalar tezda to'xtasinlar. To'xtasinlarda bolani boshqa narsalar bilan ovuntursinlar va bolani boshqa narsalar bilan shug'ullantirib, bir yaxshi bir hikoyadir, sahobaning hayotidir, tobiinning bir yo'lidir, ulamolarni bir siyrati zotidir, o'shani gapirib yoki bola sportga ketsin masalan. Nima bo'lsinki, bolani bezishlikdan o'sha to'sishligimiz kerak. Agar biz ularga Qur'on sevgisini bera olsak, kunlik 2 soat dars qilsalarda Qur'onni uylarida, bemalol ular 1 yil, uzog'i 2 yilda yodlab bitadi inshaalloh taolo.
Ali, Ali Cenab bu. Cüde, cüde. Eğer kaniydi başka bizi illerimizdeyim bu kullanıp kalsa. Bu lan inşallah. Hazır köpçülüğümüz duada boğdurup, bana şunu temenni kılıp, ümit kıptırıp biz, bana şu dini idara vakillerden, uşa büyük mesullerimiz ve uşa köple bu sahada baş katır etkenler aynen min özümden soradı. Maşallah. Şu fırsatın faydalarını beyteyim. Min özüm açık ularga bunu birden bir yolu uşa mektep yaşıdaki balalarımızga mektepten keyin meyle biz dedik mekteplerimiz demez. Hop dedik. Biz özümüzü, ülkemizde özümüzü bir siyasi halatımız var. Ülkemizde özümüzü bir şart şaraitimiz var. O şeylerden gelip çıkan halde biz dedik ki onlara. Saval soruştular da. Kendi kılıp bana Türkiye'ye ketişi yaptı mektep yaştaki bollarımız. Mektep yaşap gidiyor. Ha, Mısır'a keli yaptı 10 binle mektep yaştaki bollarımız. Koreke dediler. Bana çünkü siz ne mi yiçin birisi degenlerden min elhamdülillah de beytemem. Bütün fakir bilen, kuddu sizge, ben şu tamoşa binlerimize etbirine üstübde ettim. Onlar mektepten kayıtkenlerden keyin, mescitler karşıda, mektep bilen birgelikte tögerekler açsak. Maşallah. Tögereklerini elbette dini idaramız, dini komitemiz, o şey mescit mesulleri tamamlardan elbette dersürlerini kılıp nazarat kılınsa. Hatta dedim ki, kerek bosa, ularını üstüge, oşa devlet idaralarından en katta büyük bir mesul koyulsa. Nazarat kısınlar. Nazaratlarına razımız, biz bunu şart deyip keyin savol verdiler. Hop, karaka ular neçin yıl okuydu? Ular oşa, bizni özümüzü, urfumuzda Muallim-i Fani kitabını okup, Kur'an'a tüçemiz. Meyle siz bunu kanununuzga kirdirin. Bir paranı yatılıp, kaganını bir mertte ruhiyat deyimiz, oşa ustazlarına bir mertte ötküsünler. Ve onlarını sınıf sınıflarına, oşa fasıllarına acir etsinler. Onlar her gün derske geledi mi? Yok, meyle her gün derske gelmesin. Haftada üç mertte gelsin. Çünkü bir meçitke, oşa mektep balları hemmesi geledigen olsa, sığmaydı. Lekin bizi kadirlerimiz var dedi. Karaka dediler. Bizi kadirlerimiz şu yerge yeterli mi? Ha yeterli inşallah dedi. Aynen men o şey hizmette varman dedim. Şu bütün vaktimini, imkanını sarflat, mana şunga turib beraman, biz bunu bir mal kısak bo'ladi. Şunda o şey Türkiye'ye, Mısır'a ve başka joylarga o şey ne kadar mektep ballarını alıp getirip mekteplerimiz boşa kalıştaki bu elbette durusmaz ki. Mana şunu men elhamdülillah ayta aldım. Bizi o şey mesullarımız bunu hazır o'rganmoqdalar. Bu biz için katta bir kuvançlı haber. Yakın kullarda acabmez. Bana şu mektep yaştaki talebelerimizge, ferzentlerimiz, oğul kızlarımızge hem bana şu deyin şaraitleri yer alıp elbette mescidler karşıda şu tögerek de beytik hatta biz. Şu işte tögerekler, merkezler, harhanalar açılıp kalsa da inşallah her birimizin ferzentimiz ilahım mekteplerin okuşları bilen bana şu deyin inşallah harhanalarda, mescidlerde açılgen işte tögereklerde Kur'anlarını elbette özleştirip yotlu basılar, acetmez. Biz bana şu meslekat sorarken de bir ahaldik. Başka ilacı yok. Çünkü biz evvelden Kur'an sevgen, evvelden itikad ehli bugün, bana Bukhariler avladı bugün, Tirmiziler sülalasından giyen bir zatlarımız Kur'an hiç kaçan bizden uzaklaşmaydı. Hiç kaçan biz Kur'an'dan uzaklaşmayız. Daim biz Kur'an bile yaşayıp giyenimiz bizden evveliler yaşayıp giyenek gibi. Demek biz Kur'an okuştukimiz gerek, Kur'an talimini alıştukimiz gerek, Kur'an örgenişlikimiz bile belki oşa bayağı etken yukarıdaki ulamalarımız Harazimiler, Zemekşeriler çıkardı. Oşalar çıkışlığı için biz elbette dünyayı fenge hem toluk ege buluştukimiz gerek. Kur'an'ımızı örgenişlikimiz bile belki Kur'an'ın içindeki ilim ularga birilerdi inşallah. Bana şunu deyin inşallah niyetler de turup biz Allah Ta'ala'dan soru yapmaz, köpçülük soru gelip acetmez ertenden kelgüsü o yıllarda Allah icabat kılıp bulmasa inşallah. İnşallah Ta'ala. Mektep keçe ve mektep yaşlıdaki ballarını asasen ota anası isteydi. Şunu deyin. Şimdi, üniversite yaşıda ya 25-30 yaşdaki Kur'an'ı yodlaşını isteyenler özü isteydi. Şunu deyin. Onlar kendime tavsiye verirsiniz. Kaysi üslupta yodlaşlarını nasihat kıyam bularınız. Hazır ki sözümüzde ilava, keyin hatta ettim ki, şimdi biz dedim, hazır ki sözümüzü tekrarlayayım ben. Biz ezelden Kur'an'ı sevip giden bir milletimiz. Biz dünyada Kur'an bilen, şeriat bilen tenilgen milletimiz. Bütün dünya bizni Özbek,
Halkını aynen din bilen tanıyan ulamalarımız şunu tanıtkenler. Şunun için ertege mektep yaşıdaki okuyucularımız bu halatta okurkenler hud düşündeyin asla sekinlikte bu üniversitedeki ya ki mektep yaşıdan çıkan fukaralarımız hem Müslüman buradarlarımız hem okuşları için aynen bu tögörekler kerekliğini ettim. Aslında Allah Ta'ala verip bana şu tögöreklerimiz bu kasa o yerde ularga elbette taleplerini kandırıp ustazlar buladı. Hatta ettim tölüler hem uş yerge buladı. İnsanlar hazır iktisadımız hem yine bir ruhajlanışlığa, kuvvetlanışlığa sebep buladı. Çünkü bir yoka gelişlikler fakat Kur'an gidip gelişlikten miyin emin mi? Karı bu geldiğim için, şu Kur'an'da hizmet kutur geldiğim için 100% isem sizge kare kadar bir mübalağa buladı. Dekin meyli 95% diyemen hemen Kur'an deyip geliyordu. Ya şu karı Kur'an deyip geliyordu. Şunun için o şey mektep yaşlarını biz tertipke savaganımızdan keyin tertipke salaylık ki ular o şey elimizi yurtumuzu teşlep gitmesinler. Ularını hacatını çıkarayılık. Keyin o şey mektep yaşlarını ötkenler hem bana şu bizi açken hazır ki mektep yaşı için açılgen o şey tögöreklerimizi ular hem mesela keçki bir vaxtta okuyu açınlar dedik. Ularga hem elbette bana şu halatlar bu kasa kaniydi bir katta bir fırsat bulardı. Ama ular bir deylik kabinetide deylik, özünü bir işxonasida deylik, özünü xonadonida deylik. Ularga hozirgi kunda alhamdulillah bu internetda ko'plab mana alhamdulillah qorlarimiz mavjud. Har birlari qo'llariga masalan qaysi bir qor ekan olgan hollarida oyatma-oyat. Oyat-oyat masalan Mahmud Xalluxlarni olsinlar, Mishavini olsinlar, Sudaysini olsinlar. Qaysi bir xohlagan o'zimizni qorlarimiz ham xatmonalar hozir chiqyapti. O'shanga qarab masalan kunda avvalasiga ular ham oyatma-oyat o'qisinlar. Yani, bu yerde Kur'an yodlashlikda haligi kechikish bo'ladi yoki Kur'an yodlashda qiyinchilik bo'ladi. Hammasi nimaga borib taqalat desangiz, o'sha katta yoshlikdagi birodarlarimiz ham Qur'onni ravon o'qiy olmasligidan. Biz shunda bu yerga kelganlarga mana shuni targ'ib beryapmizki, agarda kimda-kim Qur'onni to'liq ravon o'qiyilgan bo'lsa, o'z-o'zidan u yodlashligi 50% ga albatta yengillashadi. O Kur'an'ı yaxshi o'qiy olmaydi-da, tatalab o'qiydi-da, şu tatalab o'qishligida, o'sha qiynalib o'qishligida yana yodlab boshlaydi. Qarang, bu sahifani o'zi zo'r o'qiydi. Nargis sahifani albatta hali o'qiy olmaydi. Mana u sahifasini hali yodlashlik holiga keltirishlik uchun bir qancha u qiyinchilikka yani duch keladi. Ro'paro keladi. O'shanda biz o'sha maktab yoshidan tepadagilarga ham hammalariga aytayapmizki, siz Qur'onni avvalambor ravon o'qishtirganing. Yana boradi boyagi hozirgi hikmat uslubi Qur'onni birinchi bir qancha marta takror xatm qilishlari, ya'ni ravon o'qishlari. Xo'p, ravon o'qishlarda qanday qilinadi? Ustoz yo'q deyiladi. Odatda ustoz yo'q deyiladi. Ko'pchilikning muammosi shu. Yo'q, uning ham yechimi mana qo'llarimizdagi telefonlarimizda, o'sha kompyuter jihozlarimizda qorlarni tushirib, qorlarni birinma-ketin oyatlari kalimalarini masalan eshita boshlaydi. Qalam Qur'on eng qulay bo'lsa kerak. Qalam Qur'onni mana endi aytmoqchimiz. Qalam Qur'onni endi hozir bizning xalqimizning qo'lida ko'rib biz juda ham xursand bo'ldik. Hatto bizni mana shu Ibrohimjon degan ukamiz bor, Mubashir Ahmad ustozimizni jiyanlaridan ular yaqin kunda, inshaalloh yaqin kunda aynan biz o'sha muallimi saniyada o'qib chiqqan lafzlarimizni o'sha muallimi saniy kitobini ular qalam qilyaptilar. Mashaalloh. Va bir pora amma porasini to'liq o'qiganmiz. Muallimi saniy o'sha dasturimizda o'z al-Qur'on nimamizda uni to'liq o'qimaganmiz. Lekin ular uchun alohida bir pora asl to'liq o'qib berdik. Nega desa, xalqimizga mana shu tortiqni qilmoqchi. Unda ham mana shu nima bo'ladi? Hatto qari yoshdagi, o'sha bir ulug' bir yoshdagilar ham o'sha qalamni oladilar, qo'yadilar. Shuning uchun biz ko'pchilik birodarlarimizga aytamizki, o'sha eng uslublarni yoki hozirgi kundagi yengil sharoitlarning uslubi bu qalamdir va qalamdan avval agar o'zlari bu qorlarimizdan qaysi birlarini olib eshitsalar, muhimi oldin Qur'onni avvalidan so'ngigacha ravon o'qiydigan bo'lsinlar. Shunda kunlik ularni virdlari bo'ladi. 5-6 poradan va undan ko'proq bo'lmaganda 2-3 poradan o'qib turadilar. Qur'onni o'qigan sayin oldilariga ishlari ziyoda bo'lib, lazzatlari yanada bundan ko'payib, Qur'on sevgilari osha boshlaydi. Men Qur'onni ravon o'qiyapman, Qur'onni sharlatib o'qiyapman, xuddi o'zbekchamda bir matnni o'qiganda o'qiyapman, yodlaganda o'qiyapman degan bizga qanchadan qancha o'sha tashakkur qilib, mutashakkir bo'lib rahmat deydigan birodarlarimiz ham alhamdulillah juda ham ko'p. Chunki ularni faqatgina biz men Qur'onni yodlamoqchiman deydi-da. Masalan 40 yoshdagi biri aytayapti, 30 yoshdan oshgan biri aytayapti. Hammalarga faqat biz Qur'onni avvalida yaxshi tilovat qilishlikni o'rgatib, o'sha xatm ustida aytayapmiz va bundan nechtasi rozi.
Nechta birodarlarimiz o'zlari alohida mana shu telefonlarimizga xatlarini yuborib, o'zlarini tashakkurlarini yuboradiki, qoraga men bunda qila oldim. Eng qila olmagan odamlarga nima vazifani berding? Masalan, Turkiyalarda ish odami deb qo'yadi-yu. O'sha tadbirkorlarga ham hatto bir dastur qilib berdik. Nima desangiz, eng o'sha vaqtlari zixt o'shalar. Ularga masalan, bomdod namozidan keyin dedik, bir shart. Sizni doim bog'lab turgan mana telefoningiz. Telefoningizni ana xonaga qo'yib, ahlingiz bilan vidolashasiz. Butun dunyo bilan vidolashasiz. Aytasizki, birodarlar, hatto ota-onangizga ham uzr so'rab, men 2 soat Robbim bilan bo'lmoqchiman. Asosan mana u sizga balo. Shunday sizni mashg'ul qilib, atrofingizdan qo'l oyog'ingizni bog'lab, og'zingizgacha bog'lab tashlagan mana u telefon bo'ladi. Agar bunu siz tark qila olmasangiz Qur'onni hatto bir harfini ham o'qiy olmaysiz. Shunday vaqtingiz o'tib ketadi. Nima qilasiz? Ana u xonaga telefonni qo'yasiz. Boshqa bir xonaga kirasiz, ahliyangizga, bola chaqangizga, ota-onangizga ham uzr aytgan holingizda 2 soatdan o'qing deb shu ta'limotni berib kelyapsiz, ammo har haftada yoki bir oyda qaysi bir fursat topganlarida o'zlarini qilayotgan ishlaridan bizga xabar beradilar. O'shalarga masalan men bu yoqdan tashviq berib, bularga o'sha qilayotgan ishlarini eng to'g'ri ekanligini aytib, mana hozir biri bo'ldi, 4 yilda bu Chorsu atrofidagi bir tadbirkor Qur'onni to'liq ko'tardi. O'sha tunkachi, hatto o'kishi kasbini aytay, o'sha tunkachilarni endi tadbirkori 4 yilda yotladi. O'sha ertalab bilan oshma-osh yuradigan, kechqurun o'sha samovarga yuradigan holatlarini tashlab, avvaliga 1 soat o'tirdi. Keyin 2 soat o'tirdi. Keyin o'sha kechki o'sha bazimlarga ham bormasdan Qur'onni 4 yil yotib bo'ldi o'sha birodarimiz. Alloh rozi bo'lsin. Endi bu eng o'sha meni imkonim yo'q deganlarga aytiladigan usuldir inshaalloh. Har bir insonga Alloh taolo qalbiga ko'ra, qalbidagi Qur'on sevgisiga ko'ra imkonni yaratib beradi inshaalloh.